Gelelim CHP'de aday belirleme sürecine. Şu anda parti meclisi toplantı halinde. CHP birazdan adaylarını açıklayacak. İçeriden kulisler sızmaya başladı. Hemen bir Gürkan'a döneceğim. Evet. Gürkan, bir Erdal Beşikçioğlu anlaşmazlığı yaşanıyor. Bir de şimdi Zeydan Karalar parti meclisi kararıyla yeniden aday gösterildi. Şu anda neler oluyor? CHP kulislerinden, içeriden gelen sıcak bilgileri Şaban Sevinç'ten ve sizden hemen dinleyelim. Birazdan Betül Araz'da yayınımızda olacak zaten, evet, anlatmak için. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylandı parti meclisinde. Ve geçti. Geçti. Evet, yani tamam. Zeydan Karalar kulislere göre resmen aday, evet, şu anda. Kulis değil bu. Bu bilgi. Net bilgi. Net bilgi. Tamam. Fotoğraf da var hatta. Şimdi dolayısıyla. Fotoğrafı atsana bize, evet, verelim o zaman. Gönderelim. Evet. Hı-hı. Parti meclisinden, hı-hı, çekilmiş bir fotoğraf. O PM'den çıkmamızı, tamam, gereken bir fotoğraf. Tamam. Orada biz Şaban Sevinç'in bilgileri dinleyelim. Biz vermeyelim o fotoğrafı. Bana da geldi. Ama tweet'e koymuşlar. Ha, gerçek istihbaratı da. Tweet'e koydularsa verelim canım. Normalde parti şeyine göre, işleyişine göre bu bir yapılmaması gereken şey tabii. Yani. Parti meclisi oylama devam ettiği için. Şimdi Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Adana'da yarışta CHP adına yarışacak. Bunu söyleyelim. Hı hı. Son dakika bilgisi, onu söyleyelim. Peki başka hangi iller var? Bugün Hatay, Mersin ve son saniye bir git gel yaşandı ama Antalya'nın da bugün oylamaya alınacağı, Antalya Büyükşehir'inde oylamaya alınacağı ve buradaki isimlerin mevcut belediye başkanları olacağı bilgisine ulaştık. Hatay, Doktor Lütfü Savaş. Tekrar, çok kritikti. Olup olmayacağı belli değildi. Belli değildi. Lütfü, tamam, Savaş ismi. Evet. Adana Zeydan Karalar söyledik. Mersin'de Vahap Seçer. Antalya'da da Muhittin Böcek son ana kadar bir gitti geldi. Ama MYK'dan çıkıp parti meclisine inmiş. Yani ben de Erdal Beşikçioğlu ile ilgili başka bilgiler de var. Tamam. Bunun perde arkasını anlatacağım. Tamam. Ama sevgili Betül hazır bekliyor. Belki onda daha sıcak gelişmeler olabilir. Evet Betül, seni dinliyoruz. CHP Genel Merkezi'ndesin şu anda. Parti meclisinden hangi kararlar çıkıyor? İçerideki kulisleri bize aktarırsan çok seviniriz. Evet, parti meclis toplantısı başlayalı aslında 45 dakika oldu Kübra ve il il, yani alfabetik sıraya göre oylanıyor. Bu noktada aslında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı mevcut başkan Zeydan Karalar parti meclisinde oylandı, kabul edildi ki Adana'nın bazı ilçeleri de kabul edildi oylanıp. Hangi ilçeler? Ceyhan ilçesi Kadir Aydar belediye başkanı adayı olarak gösterildi. Pozantı ilçesine Şenol Eroğlu aday gösterildi. Saim Beylioğlu İsmail Durmaz gösterildi bu ilçeye. Tufan Beyliği'de Ahmet Aktürk aday gösterildi. Şu dakikalarda parti meclisi toplantısında oylama devam ediyor. Tabi bugün aslında Adana dışında Aydın'ın oylanmasını da beklediğimizi ifade edelim. Çünkü MYK'da Özlem Çerçioğlu da çıktı bu isim. Parti meclisinin onayına gelecek. Mersin ve Hatay yine bu iki ilde de aslında mevcut belediye başkan adaylarıyla, yani mevcut belediye başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir dönem daha yoluna Hatay devam etme kararı aldı. MYK'da Hatay, elbette. Hatay'a dair biraz belki yorum yapabiliriz. Depremden dolayı Hatay'da mevcut belediye başkanının değişip değişmeyeceği epeydir konuşuluyordu. Evet Kübra, senin de söylediğin gibi Lütfü Savaş mı olacak yoksa başka bir isim mi olacak? Ancak yapılan o anketlerde, çünkü biliyorsunuz büyükşehirlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi memnuniyet anketleri yaptırdı. Ve o anketlerde de en yüksek isim olarak Lütfü Savaş çıktı. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi yoluna aday olarak Lütfü Savaş'la devam etme yönünde bir karar aldı. Tabii böylelikle de orada o sorun memnuniyet anketleri noktasında çözülmüş oldu. Çıkan isim, çünkü memnuniyet anketlerinde İlk sırada çıkan isim de yine Lütfü Savaş oldu yaptırdığı CHP'nin. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bir de biliyorsunuz Eskişehir'de yaşanan bir düğün vardı. Hafta sonu Özgür Özel cumartesi günü mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen'le bir görüşme gerçekleştirmişti. 2 saat süren bir görüşmeydi bu da. O görüşme sonrasında acaba Cumhuriyet Halk Partisi de Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'le mi yoluna devam edecek? Yoksa ismi öne çıkan bir başka 3 isim vardı. Odunpazarı Belediye Başkanı Tepe Başı
Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ayşe Önlüce. Bu isimlerden biri mi olacaktı? Özgür Özel hafta sonu bir kez daha ifade edeyim Eskişehir'deydi ve bugün aslında MYK'da Ayşe Ünlüce'nin isminin onaylandığını, MYK'dan bu ismin çıktığını, yani parti meclisine de Eskişehir özelinde Yılmaz Büyükerşen'in değil Ayşe Ünlüce'nin isminin gittiğini biliyoruz. Tabii bu noktada da parti meclisinde Eskişehir'de oylanacak. Tabii nasıl bir sonuç çıkacak elbette o oylama sonucunda göreceğiz ama MYK Ayşe Ünlüce'nin ismini parti meclisine taşıdı. Ayşe Ünlüce Yılmaz Büyükerşen'in adayıydı. Hani Yılmaz Başkan'ı kırmayalım hassasiyeti de devreye girmiş burada anladığımız kadarıyla, değil mi Betül? Tabii evet, Yılmaz Büyükerşen'in kendisi olmaması durumunda aday gösterdiği, önerdiği, genel merkeze önerdiği bir isim. Kulislere bu yönde bilgiler yansımıştı. Bizlere gelen bilgi de bu yöndeydi. MYK'dan da bu doğrultuda bir karar çıktı Kübra ve parti meclisine gitti. Parti meclisi oylamasından da Eskişehir çıkarsa elbette ki kamuoyuna Ayşe Ünlüce'nin isminin duyurulmasını beklediğimizi ifade edelim. CHP Genel Merkezi'nde tabii bir yandan akşam üzeri Erdal Beşikçioğlu'nun ismi de çok konuşuldu biliyorsunuz. Hatta evet. CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel'le görüştü. Ki bu noktada aslında bazı iddialar ortaya atıldı. Tabii oradaki isimlerde elbette konuşmuştur ama şöyle bir durum var Erdal Beşikçioğlu ile ilgili. Mansur Yavaş'ın aslında Erdal Beşikçioğlu ismine bir itirazı yok. Bunun altını çizeyim ama Eti Mesut'ta gösterilmesini istemiyor Mansur Yavaş. Hmm. Bu yönde de Genel Başkan Özgür Özel'e bir görüşünü bildirdi. Bu bilgiye ulaştım ben, onu söyleyeyim. Bu noktada MYK'da konuşuldu evet ama bu konu parti meclisinde tekrar değerlendirilecek. Mansur Yavaş'ın ilettiği bu istek de değerlendirilecek. Ve bu noktada aslında Özgür Özel'den de ilk açıklama geldi. Bugün biliyorsunuz bir, Betül araya bir girebilir miyim? Betül, bir bilgilerini çek eder tabii misin? Erdal Beşikçioğlu'nun ismi onaylandı diye bir bilgi geldi şimdi. Şimdi şu an yeni telefondayım. Tabii ki sorarım elbette. Evet, evet. Sorarım. Şunu ben şu cümlemi tamamlayayım. Siz konuşurken o arada ben de sorayım. Şöyle... Mansur Yavaş'ın itirazının olmadığını söylemiştik ismi ama Eti Mesut'tan gösterilmesini istemediğini söylemiştik. Bu arada bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle MYK toplantısı bittikten sonra biz de burada olduğumuz için Özgür Özel o PM arasında, yani PM'ye geçilmeden önce bizim Gazeteciler Günümüzü kutlamak için yanımıza gelmişti. Bu nedenle biz de ilk olarak Erdal Beşikçioğlu ile ilgili yaşanan bu durumu sorduk. Hani bazı iddiaların olduğunu sorduk. Evet. Ve ilk açıklamasını yaptı aslında Özgür Özel de bu noktada. Şu ifadeleri kullandı. Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Eti Mesut'la ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey'in gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İfadelerini kullandı. Parti meclisine gitmeden önce bizlerin sorduğu soruya verdiği yanıt bu yönde oldu. Özgür Özel'in bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Peki. Var mı başka soracağınız Betül'e merak ettiğiniz içeriden bilgi? Betül, Antalya Büyükşehir netleşti mi? Bilgin var mı? Henüz o konuyla ilgili MYK'da konuşulduğunu ve parti meclisine geldiğini biliyoruz. Ancak parti meclisine, ben de yayın için buraya geldiğim için şu anda telefondayım. Mesajlaşamıyorum ya da kurmaylarla konuşamıyorum, soramıyorum. O nedenle biraz beklerseniz bu sorunuzun yanıtını da elbette alıp vereceğim sizlere. Tamam. Peki. Şimdi bana bir bilgi geldi. Antalya ilçeleri parti meclisinden görüntü. Evet. Büyükşehir yok. Adana görüntüsünde büyükşehir var. Zeydankaralar var. Altta ilçeler var. Tamam. Altta ilçeler aynı var. Fotoğraflar geliyor. O fotoğrafı ben de attım gruba arkadaşlar. Oradan hazırlayabilirsiniz. Antalya listesinde ise büyükşehir yok. İlçeler var sadece. Çünkü şöyle, Antalya Sayın Muhittin Böceğin hani aday gösterilmesi kesin değildi ama MYK'dan çıkmış olmasına ben biraz hani biraz da şaşırdım çünkü orada daha hani bir şey vardı, Antalya'da daha bir belirsizlik vardı tıpkı Eskişehir'deki gibi. Keza Adana'da da vardı ama Adana'da Zeydan Karalar geçti partimizden. Evet. Şimdi benzer durum Antalya'da da var. Hatta DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakıran geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. İşte Muhittin Böceği eleştiren ve o olursa oy vermeyiz, biz de aday çıkarız gibi bir sert bir açıklama yapmıştı.
Bize onun, salon vermeyene biz de oy vermeyiz. Evet, onun genel CHP genel merkezini etkilemediği anlaşılıyor diye bakmıştım. Hani MYK'dan çıktı deyince. Şimdi parti meclisinde göremedim. Hani ona da bir böyle... Akşam Ferhat Murat'la yaptığınız yayını izlemiştim ben Şaban abi. Hı hı. O zaman tweet de atmış. Söylediği her şey birebir çıkıyor bu arada. Yani çok enteresan. Ferhat Murat bayağı CHP kulislerine hakim şu anda. Hakim. Peki, İnanılır gibi değil. Hemen bir Betül'e bir veda edelim. Betül, lütfen bize içeriden gelen yeni haberleri de vermeye devam et. Seninle bütün akşam ara ara bağlanabiliriz. Bizden yeni bilgileri öğrendikçe bize de aktarırsan çok seviniriz. Şu an yeni bir şey var mı bu arada telefonuna gelen? Evet, gelmiş, onu söyleyeyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili, yani adayının kim olacağı ile ilgili bir şey yok. Yani gelmemiş, parti meclisine gitmemiş, onu söyleyeyim. Ha, Muhittin Böcek ya da Büyükşehir adayı parti meclisine gitmemiş mi? MYK'dan geçmemiş İsim mi? Olarak, evet. MYK'dan parti meclisine taşınmamış Antalya'nın. Ancak ilçelerini görüyorum. 15 ilçesini şu an parti meclisinde oyluyorlar Antalya'nın, ama bunun arasında Büyükşehir gözükmüyor. Tamam. Evet. Peki, çok teşekkürler. Doğru. Betül. Sizden yine bilgileri almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. Gürkan Acır da anlık içeriden kulis alıyor. Tabii şimdi aslında yani şöyle, tabii oradan fotoğraf çekiyorlar. Tabii. İyiye kadar çok var ama şimdi. Evet. Parti meclisinin içerisinden fotoğraflar çekiliyor. O fotoğraflar gazetecilere biraz gönderiliyor. Dolayısıyla Şaban Sevinç'e gelen fotoğraf da bana gelen aynısı herhalde. Tabii bana Antalya'da da geldi. Muhittin Böcek'in ismi henüz yok. İlçeler var, Muhittin Böcek yok. Şimdi bir Eskişehir anlatayım ben. Eskişehir'de şöyle bir tablo var. Ayşe Ünlüce. Ayşe Ünlüce'nin ismi MYK'dan parti meclisine indirilen bir isim. Kim Ayşe Ünlüce? Bir avukat, bir hukukçu. Aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de genel sekreteri. Yılmaz Büyükerşen zamanında da genel sekreterlik görevini sürdüren, hali hazırda genel sekreterlik görevini sürdüren birisi. Ben Ayşe Hanım'ı da yayına girmeden önce aradım ama bugün kritik gün olduğu için bugün telefonlar kapalı. Bugün telefonlar ben de Zeyran Karalar ulaşamadım. Ayşe Hanım aday olmuş muydu? Başvurmuş muydu? Değil. Şimdi orada tablo şöyleydi. Değişime Türkiye'de İmamoğlu'ndan sonra ilk destek veren, değişim hareketine diyelim, ilk destek veren isim Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ilk dakikadan itibaren değişimcilere destek verdi. Hatta bu sistem değişmeli demiştim. Şimdi hakkını teslim edelim Kazım Başkan'ın. Dolayısıyla Kazım Kurt'un adı Yılmaz Büyükerşen'in yerine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçiyordu. Başkan adayı olarak geçiyordu. Ve onun yerine de hatta eski gene parti meclisi Gaye Usluer'in gelebileceği, çünkü birlikte hareket ediyorlar, Profesör Gaye Usluer'in gelebileceği konuşuluyordu. Memleket Partisi'nden gelen. Evet, Memleket Partisi'ne gitti geldi bir. Gaye Hoca'nın da orada Odun Pazarı'na gelebileceği konuşuluyordu. Şimdi öbür tarafta ise Tepebaşı'nın belediye başkanı Ahmet Ataç'la Yılmaz Hoca, Yılmaz Büyükerşen. Onlar da bir başka gruptular. Diyorlardı ki ya biz beraber olarak var oluruz ya da burada farklı farklı laflar türemişti Eskişehir'de. Ben bu sabah Eskişehir'den geldim. Eskişehir'deki havayı da kokladım. Karlar altında bir şehir şu anda Eskişehir, enteresan bir şekilde. Eskişehir'de tablo şuydu. Eğer Yılmaz Hoca'nın dediği yapılmazsa, Yılmaz Hoca'nın bağımsız veya DSP bir başka parti, DSP adı geçiyor, Memleket adı geçiyordu veya öbür Adalet Partisi, Vecdet Öz'ün partisi, oradan bile aday olabileceği ve seçimi riske sokabileceği konuşuluyordu. Dolayısıyla bu bütün bu gelgit içerisinde öğleden sonraki saatlerde bir haber ortaya çıktı ve akşam üzeri Ayşe Ünlüce ismi MYK'ya getirilecek dendi. Biz MYK'ya toplantısı başladıktan sonra öğrendik ki Ayşe Ünlüce ismi gelmiş. Bir mutabakat sağlanmış. Ayşe Ünlüce genel sekreter
ve aslında bir tür gölge aday mı Gürkan? Ya şimdi ben o lafları sevmiyorum. Özgür Özel de ortaya çıktığında ilk tavşan aday falan diyorlardı. Ya inandıramadık bizi 3 ay. Tavşan aday falan değil, baya baya aday işte. Aldı geldi oturdu, genel başkan oldu. En azından oldu. Eş başkan oldu. Yani. Ondan sonra ben ona da gölge mölge. Çünkü bu koltuklar büyük koltuklar kardeşim. Bu koltuklar öyle. Öyleyse iki kişi oturuyor. Öyle. öyle gölgeydi. İşte tavşandı mavşandı, bu işi kaldırmaz. Oturduğun dakikadan itibaren orayı yönetmeye başlarsın. Kimsenin de lafı sözü geçmez. Yani, o eskidendi. İmamoğlu'nun Özgür Özel'e lafı geçmiyor. O eskiden, ya o başka bir şey. Şimdi onu dur, onu konuşalım. Bak, o lafın şöyle geçmez. Orada bile zor olur. İşte çünkü bu arada makam az büyük. Önce hepimize abi gelen fotoğraf. Arkadaşlar altında bir fotoğraf da vardı. Abi. Böyle onu kestik herhalde. Altta salondan görüntüler vardı. Niye böyle kestik? Neyse. Fotoğrafı evet verelim böyle. Grafik evet gibi değil ortaya. Şimdi, tam fotoğrafı verin şimdi, içeriden kırmızı. Dolayısıyla olur. Eskişehir'de gerilim. Bir hafta 10 gündür yani. 10 gündür süren gerilim Ayşe Ünlüce ismiyle çözülmüşe benziyor. Eğer parti meclisinden de bugün itibariyle çıkarsa düğümlerden birisi Eskişehir'di. Biri İzmir, biri Eskişehir, biri Aydın. Yani Aydın'da bir düğüm yok ama Aydın'ı ben anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü Aydın adayı Özlem Çerçioğlu VIP aday gibiydi adeta. VIP aday. Kemal Bey'in de adayı. Özgür Özel'in de adayı. Herkes direkt aday olarak onu açıklıyor. Diyor tamam, ki Özgür Özel diyor ki 3 tane belediye hiç tartışmasız dedi. Kemal Bey de aynısını söyledi. İmamoğlu, Yavaş, Çerçioğlu. Çerçioğlu. E niye açıklamadınız Çerçioğlu'nu? Niye bu kadar gecikti? Çanakkale'yi açıklıyorsunuz. İzmir'i onunla daha göstereceğiz. İşte onu bilmiyorum. Doğru. Orada bir gerilim vardı ama bugün o da çıkacak galiba şey Özlem Çerçioğlu. O da çıkacak. Düğümler. Ha? Yani şehirlerdeki adaylardan mı yoksa genel merkezde mi yaşanıyor? Ben bilmiyorum. Valla şimdi ben Özlem Çerçioğlu ismi aslında Özgür Özel yönetimi ilk gelir gelmez dedi ki hiç şikayetimiz yok. Özgür şey açıklayacağız dedi Özlem Hanım'ı. Peki başarılı buluyoruz dedi. Yani İmamoğlu başarılı, Mansur Yavaş başarılı, Özlem Çerçioğlu başarılı. E İzmir başarısız mı oluyor o zaman? Antalya başarısız mı? Adana başarısız mı? Onları niye geciktir açıklamıyorsun? Doğrudan açıklamıştı yani, ilan etmişti ama elini kaldırmadılar. Parti meclisine de getirmediler. Ne bu oldu? Bu da beraberinde tartışmaları beraberinde getirdi. Ne oldu? Bir rivayet o ki Efeler Belediye Başkanı ile ilgili bir kendisinin bir gerilim yaşadı. Onun olmasını istemediği vesaire şeklinde bir takım tartışmalar oldu ama Özlem Çerçioğlu bugüne kaldı. Şimdi bugün düğümlerden Eskişehir, Aydın, bunlar bugün çözülebilir. Ben Muhittin Böceğin de olmadığını, sonra oldu diye bir bilgi geldi MYK'dan indi ama şu anda öğrendiğimiz sıcak bilgi şeye inmemiş. Değil mi Şaban Sevinç? Evet. İnmemiş. İşte Betül'de, görünmüyor. Betül'de evet görünmüyor. Çünkü görünmüyor. İlçeleri oyluyorlar. İlçeleri oylarken üstte büyükşehirin olması lazımdı. Hı hı. O da bu arada Betül'de yeni bilgiler var. Tamam. Şimdi tekrar bağlanacağız. Bu arada Vahap Seçer ve Lütfü Savaş. Evet. Evet. Bu arada Lütfü Savaş ve Vahap Seçer isminin de bugün oylamaya gelmesi, parti meclisine gelmesi bekleniyor. Programımız içerisinde eğer bunlar biterse, ki bitebileceğini varsayıyorum, bir üzerine yorum yapmak gerekir. Çünkü toplamda nasıl bir fotoğraf, tabii fotoğraf çıkacak. Bugün, şimdi MHP'nin bugün fotoğraf çıkacak. Hayır, o adaylardan ziyade sevgili Kübra, şu vardı mesela değişim. Ne değişti, ne değişmedi? Şimdi aynı adaylar tekrar tekrar konunca mevzu sadece Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'ye kalıyor. Hani değişimden şey, Behzat Ç'nin de geçtiği söyleniyor şu anda Etimesgut'ta. Oradaki krizin perde arkasında, çok fazla arkadaşların söz hakkını almayayım ben. Söyleyeyim. Kriz de şöyle, Mansur Yavaş'ın bir itirazı vardı. Ben Mansur Yavaş cephesiyle görüştüm. Evet. Konuştum. Onlar Betül'ün söylediği ilk bölümü tamamen katılıyorum. Şeye itirazları yok. Şahsen bir itirazları yok. Fakat Etimesgut'ta milliyetçi orijinli birisini koymazsak biz seçimi almakta zorlanırız.